Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu ile sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurulu bütçeleri üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kamu gözetimi kurumu genel olarak bağımsız denetçilerle bilinen ülkemizdeki denetim ve muhasebe standartlarını belirleyen bir kurum. Ancak bu kurum son zamanlarda işi gücü bıraktı. İslami finans kuruluşlarının paralarını sisteme nasıl sokarız sorusuna cevap arıyor. Ve buna ilişkin tebliğler yayınlıyor. Örneğin 14-12-2019 tarihli resmi gazetede denetçilerin uyacağı dini esaslar yayınlandı. Bu esasların içinde mesela denetçi meslekteki görev ve hizmetlerini yerine getirilmesiyle ilgili her hususun fıkıh ve ilke kurallarına uygun olduğundan emin olmalıdır ifadesi yer alıyor. Şaka gibi ama gerçek. Değerli arkadaşlar, dinimize göre faiz haramdır. Örneğin bir denetçi denetimini yaptı, zararı buldu, kuruma tebliğ etti. Kurum bunu faiziyle ödemek zorunda. E şimdi denetçi faizin haram olduğunu bile bile hangi fıkıha bunu uyduracak? Böylesi bir tebliğ Cumhuriyet tarihinde ilktir. Bu tebliğ Katar sermayesine ülkeyi peşkeş çekerken diğer yönden de peşkeşe kılıf arama tebliğidir. Emevi zihniyetinin Muaviye düzeninin fıkıdır. Bir diğer kurum Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Yeni kurulan bir kurum, ilişkili olduğu bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ama gelin görün ki devlet kurum olan bu yapının merkezi Ankara'da değil İstanbul'da. Neden? Çünkü müstefi bakan Damat Bey zamanında öyle uygun görmüştü. Bu kurumun yetki alanlarına baktığımızda bireysel emeklilik ve tarım sigortalarını görüyoruz. Tarsim yerine göre çiftçinin dostu, yerine göre de düşmanı olan bir sigorta. Pandeminin içerisindeyiz. 5 maske dağıtmaktan aciz iktidar, uçak biletinden KDV'yi kaldırıp uçakla seyahati yasaklayan dahiyena pandemi önlemlerini alırken, ülkede yüz binlerce çiftçiyi ise adeta sefalete terk etti. Vatandaş hükümetten destek bekliyordu ki hükümet vatandaşa IBAN gönderdi. Sokağa çıkma yasağı getirildi. Çiftçiler biz üretimi nasıl yapacağız dedi. Bir tebliğ daha geldi. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler çıkıp ekim yapabilir denildi. ÇKS kaydı bu ülkede çiftçilerin büyük problemlerinden birisidir. Örneğin köyde yaşayan çekirdek bir aile tarlasında ekim yapmak istiyor. ÇKS sistemine de kayıtlı değil. Ama devletten araziyi ipotekli gösterip kredi ve traktör alabiliyor. Pandemi sürecinde dediniz ki ÇKS'ye kaydın yoksa sokağa çıkamazsın, ekim yapamazsın. Üreticiyi mağdur ettiniz. Üretici zarardayken destek paketleri geldi. Aynı çiftçi kredi ertelemesi için başvurdu. Bu sefer ÇKS'ye kaydın yoksa kredi ertelemesi yapamazsın, Taksim'den faydalanamazsın denildi. Yani göz göre göre çiftçi mağdur edildi. 2019'da ÇKS'ye kayıtlı 2.083.000 çiftçi vardı. 2020'de bu sayı 1.803.000'e düştü. Bir diğer yandan Taksim eksperlerinden dolayı çiftçiler çeşitli illerde sıkıntılı. Afetlerin mağdur ettiği çiftçiler kayıtlı oldukları Taksim'e gelin zararımızı hesaplayın diyor. Tarlada hiçbir şey kalmamış ama eksperler zarar yoktur diye rapor düzenliyorlar. Sonuç çiftçiler mağdur olmuş, mahsul tarlada ölmüş, pazarda ise fiyatlar ateş pahası. Değerli milletvekilleri, AKP'nin 18 yılda kurduğu düzen özetle şudur. Müteahhitlere gelince yap işlet devret, ormanlara gelince yak izle seyret, kendilerine gelince ye iç sarf et, vatandaşa gelince nankörlük etme, şükret. 2021 bütçesinin yapacağınız son bütçe olması dileklerimle genel kurulu saygıyla selamlıyorum.